seviyorum. Seviyorum. Çok seviyorum. Hiç öldüğüne inanmıyorum, biliyor musun? Evde nereye dönsem o varmış gibi. Fatma Girik 12 Aralık 1942'de İstanbul'da dünyaya geldi. Çocukluğu Sultanahmet'te geçti. Çağlıoğlu Ortaokulu'na devam ederken ailesine yardımcı olmak zorunda kaldığı için eğitimini 2. sınıfta sonlandırdı. Girik ailesiyle birlikte filmlerde figüranlık yapmaya başladı ve küçük rollerle izleyicinin karşısına çıktı. İlk filmi yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke oldu. Leke'yi oyuncu olarak adından bahsettirmeyi başaramadığı birkaç iddiasız yapım daha izledi. Fatma Girik'in performansıyla dikkatlerden kaçmayacağı film Memduh Ün'ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizde filmi oldu. Memduh Ün'le tanışıklığı Girik'in hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu. Zira o dönem Beşiktaşlı futbolcu Varol ile birlikteliğini sonlandırdı ve Ün'le uzun soluklu bir birlikteliğin ilk adımını attı. Ah Halim, Halim, senden ayrı. Girik 12 yaşında baba ben artist olmak istiyorum dedi. Ne olursan ol, adam gibi ol diye cevap verdi babası. ...13 yaşındayken tek derdi eve ekmek götürmekti. İlk olarak barda oturan bir kızı oynadı. İlk figüranlık yaptı. Filmin yönetmeni Memduh Ün'dü. Ün o yıllarda Muhterem Nur'la büyük aşk yaşıyordu. Filmin başrol kadın oyuncusu Neriman Köksal, erkek oyuncusu da Talat Artemel'di. Dedesi yaşındaki Talat Artemel elçi gönderip Giri'yi annesinden istedi. Sonrasında Girik'in annesi setlere gitmesini yasakladı. Gönderdiği elçi ise Memduh Ün'ün büyük aşk yaşadığı Muhterem Nur'du. 1959 yılında ise Memduh Ün ve Muhterem Nur ayrıldı. Fatma Girik ile birlikte ilişki yaşamaya başladı. Ün 39, Girik 16 yaşındaydı. Fatma Girik, Civan Mert, Duvaksız Gelin, Kısmetin En Güzeli ve Severek Ölenler gibi filmlerde izleyicinin karşısına başrolde çıktı. Girik'in popülaritesi giderek arttı. Fatma Girik'in ağlatılan ve ezilen kadın rollerinden erkek Fatma olarak anıldığı döneme geçişi 1962 yılında yine Memduh Ün'ün yönetmenliğini yaptığı Belalı Torun filmiyle oldu. Filmde bir erkeği canlandıran ve bunun için saçlarını kısacık kestiren aktris gerçek hayatta da dobra dobralığı, sözünün eri oluşu ve haksızlığa tahammül edemeyen yapısıyla erkek Fatma imajıyla örtüştü. ...1965 yılında Keşanlı Ali Destanı isimli yapımdaki oyunculuğuyla büyük beğeni topladı. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı. Dönemin başarılı aktrislerinden Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray ve Filiz Akın arasında kendisine ayrıcalıklı bir yer edinen Girik, sinemalarda filmleri en çok ilgi gören oyunculardan biri oldu. ...1968 yılına gelindiğinde Girik'in şarkıcılık kariyeri başladı. Sinemadan sahneye geçenler içinde en başarılı olanlardan biri haline geldi. Bu dönemde Öksüz, Vurulduğum Bir Kıza, Köroğlu gibi yapımlarla kamera karşısına geçmeye devam etti. Aktrisin aynı yıl başrolde oynadığı Ezo Gelin isimli filmi büyük başarı kazandı. Behçet Kemal Çağlar'ın romanından beyaz perdeye aktarılan filmin yönetmenliğini Orhan Elmas yaptı. Köylü kız imajını Ezo Gelin'den sonra Boş Beşik ve birçok filmle daha sürdürdü. Girik, Anadolu'daki kadınların sorunlarının işlendiği filmlerde güçlü bir oyunculuk sergiledi.
Fatma Girik 70'li yıllarda kozmetik ve ev tekstili firmalarının reklam filmlerinde oynadı. 1987'de Yeşilçam'da yaşanan kriz sonrası bir TRT projesi olan Gönül Dostları'yla televizyon izleyicisiyle buluştu. Girik bu dizideki başarılı performansıyla Kültür Bakanlığı tarafından ödüle layık görüldü. Atılgan, sabırsız ve kendine güvenli, dik kafalı, inatçı olması Fatma Girik'in oyunculuğuna da gerçek hayattaki projelerine de yansıttı. Bu özellikleriyle çizdiği sağlam imaj, halkla kurduğu samimi ilişki ve haksızların karşısında olması nedeniyle 1988 yılında politikaya atıldı. Girik Şişli Belediye Başkanı oldu. ...1993 yılında görev süresi tamamlandıktan sonra Söz Fato'da isimli reality show programıyla izleyicinin karşısına çıktı. Girik toplumsal sorunları irdeleyen ve çözümler arayan programa uzun süre devam etti. ...1999'da televizyon dizilerinin gördüğü yoğun ilgi üzerine bu formattaki projelerde görülmeye başladı. Oyuncu Bize Ne Oldu, Benim İçin Ağlama ve Hasret gibi yapımlarda rol aldı. Fatma Girik 2001 yılında İstanbul Uluslararası Film Festivali'nde onur ödülüne layık görüldü. Girik, 2005'te yönetmenliğini Tunç Başaran ve Memduh Ün'ün birlikte yaptıkları Büyülü Fener ve yine aynı yıl çekilen Sinema Bir Mucizedir filmlerinde rol aldı. Fatma Girik, sinema yönetmeni Memduh Ün ile uzun süre birlikte yaşadı. Memduh Ün 16 Ekim 2015 tarihinde hayata veda etti. Fatma Girik 17 Kasım 2016 tarihinde İstanbul'da bir hastanede kalça kemiğinden operasyon geçirdi. Kalça protezi ameliyatından sonra sağlığı yerine geldi. 30 Kasım 2016 tarihinde evinde düşerek yeni takılan kalça protezleri zarar gördüğünden tekrar ameliyat edildi. Sık sık düşmesi nedeniyle uzun süre tekniklerden geçen Girik'in 21 Şubat 2019 tarihinde hidrosefali nedieniyle İstanbul'da Live Hospital'da beyninden ameliyat oldu. Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan oyuncu yaklaşık 6 ay önce tedavi için İstanbul'a gitti. Fatma Girik 24 Ocak 2022 tarihinde 80 yaşında hayata veda etti.